801 milyon dolar harcanıp çürümeye bırakılan Ankapark'la ilgili tartışma sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2013'te Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Anka Park'ın inşaatını başlattı. 120 futbol sahası büyüklüğündeki Anka Park için 801 milyon dolar harcandığı belirtildi. Danıştay'ın 2014 yılında parkın da içinde bulunduğu ana imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki inşaata devam edildi. 1200 oyuncak alınan Anka Park 20 Mart 2019'da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı. Yapımının ardından 6. ihalede park işletmeciye verildi. Sadece 8 ay açık kalan park, Şubat 2020'de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı. ABB, atıl durumda bulunan Anka Park'ı devralmak için tahliye davası açtı. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tahliyeli kararında Anka Park'ın tahliyesini ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti. Tahliye kararının ardından belediye tarafından Anka Park'ta tespit çalışması başlatıldı. Tespit uzun sürecek. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yavaş kararı halkın vereceğini söyledi. İlk 3 günde 59.149 kişinin katıldığı ankette 14.884 kişi Anka Park'a yeşil alan yapılmasını istedi. 11.215 kişi hayvanat bahçesi olmasını talep etti. Böyle bir maliyeti karşılayacak durumumuz yok çünkü... bu hatalı bir yatırım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Anka Park'la ilgili açıklama yaptı. Kurum, Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'yi suçladı. Projeyi eleştirebilirsiniz. Projeyi beğenmeyebilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini aslında siz suistimal ettiniz. Konuyla ilgili Vatan Partisi'nden de bir açıklama geldi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, halka hizmet için harcanması gereken yüz milyonlarca liranın gösterişe, şov siyasetine, gereksiz demire ve betona gömüldüğünü söyledi. Bugün gelinen noktada Anka Park meselesi üzerine hem Mansur Yavaş hem de AK Partili yetkililerin açıklamaları çözümsüzlüğü bir kez daha gözler önüne sermektedir. Anka Park meselesini Ankara'nın ve Ankaralı'nın faydasına çözmenin tek yolu devrimci bir bakış açısıyla uygulanacak halkçı belediyeciliktir. Anka Park Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulmuştur. Bu arazi tekrar Atatürk Orman Çiftliği'ne verilmeli ve bölge ağaçlandırılarak gerekli sosyal tesisler sade ve yeterli şekilde kurulmalıdır. Bu çözüm hiçbir siyasi parti tarafından dile getirilemeyen halkçı çözümdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Anka Park'ta açıklama yaptı. Köse Anka Park'ın çürümesinin sorumlusunun Yavaş olduğunu söyledi. Anka Park'ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır. Yeni projeler yapmak yerine Sayın Yavaş mevcut işleri ve projeleri aslında Şentepe trafiği teleferiğinde olduğu gibi Anka Parkı'nda kapısına kilit vurmuştur. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile birlikte oluşan bir kamu zararı var.